Başını değiştiren Türk kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı veririk. Dünya liderlerinden futbol kulüplerine, sanatçısından sade vatandaşına, dünya yüreğimizi yakan acıya ortak oldu. Dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geldi. In Türkiye. Soma'daki facia sonrası Ankara'yı ilk arayanlardan biri Rus lider Putin oldu. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayan Putin başsağlığı diledi. Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Abid Şerifov gözyaşlarını tutamadı. Dünyasını değiştiren Türk kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı verdi. Katoliklerin dini lideri Papa Francesco genel kabulünde Soma'yı unutmadı. Papa yaşamını yitiren madenciler için dua çağrısında bulundu. Miniera di Soma in Turchia. Beyaz Saray Soma'daki maden faciasından dolayı Türk halkına başsağlığı diledi. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin liderleri taziye mesajları gönderdi. Hepsi yardıma hazırız çağrısı yaptı. Kosova Cumhurbaşkanı Atif Ete, Yahya Gada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye mesajı gönderdi. Kalbimizde yanınızdayız dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Türkiye'ye taziye dileklerini sundu. Birleşmiş Milletler binasının karşısındaki Türk evinde bulunan Türk bayrağı da yarıya indirildi. Futbol dünyası da acımıza ortak oldu. Dünya devleri ard arda taziye mesajları gönderdi. Milli futbolcu Arda Turan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Soma'da hayatını kaybeden bütün maden işçilerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Arda'nın takımı Atletico Madrid ise hafta sonu deplasmanda Barcelona ile oynayacağı ve lig şampiyonunu belirleyecek maç öncesinde Soma yazılı tişört giyecek. Barcelona da Twitter üzerinden mesaj gönderdi. Kulüp 5 futbolcunun Türk bayrağının önünde çekilen fotoğrafıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Alman devi Borussia Dortmund da Türkçe mesajıyla başsağlığı diledi.